İş Kurumu İl Müdürü Sayın Yaşar Esen'i kürsüye davetime arz ederim. Kariyer ve İstihdam Fuarı, işçi, işveren ve ilgili kuruluşları aynı çatı altında buluşturmak, işverenlerin iş gücü taleplerini değerlendirmesine imkan vermek, işletmelerin kısa ve orta vadede ihtiyaç duydukları ve duyacakları iş gücü açığını gidermek, adaylar ve firma temsilcileri arasında ön görüşme imkanı sağlamak, istihdam ortamı oluşturmak, İşkurum hizmetlerinin vatandaşlar tarafından tanınırlığını arttırmak amacıyla düzenlenmektedir. Katılımcı firmalar iş yerlerinde uygulayacağı ücret politikası, çalışanların eğitim seviyeleri, profilleri, yeni alacakları iş gücünün hangi eğitim seviyesinde ve mesleklerde olacağı, kariyer yapma durumları gibi konularda tanıtımlar yapacaktır. Bu etkileşim ile orta ve uzun vadede işsizliğin azaltılmasına, istihdamın artmasını sağlayacak olan nitelikli iş gücünün yetişmesine katkıda bulunacağına inanmaktayız. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayhan Arslan'ı kürsüye davetimi arz ederim. Kıymetli konuklar, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak hem işverene hem de çalışanlara kapılarını ardına kadar açan bölgemiz için katma değer yaratmak için bulunuyoruz. İstihdam oranlarının yükselmesine katkı sağlamak odamızın en başta görevlerinden birisidir. Bunun yanında sosyoekonomik kalkınmaya da öncü olmak en büyük hedefimizdir. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği olarak. Bu senenin başlarında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Ekonomik Şurası'nda Cumhurbaşkanımızın iş dünyasına yaptığı çağrı sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve TOP tarafından "Burası Türkiye, burada iş var" sloganıyla İstihdam Seferberliği 2019 başlattık. Burada dördüncüsünü düzenlediğimiz üniversitemiz, iş kurumumuz, kalkınma ajansı, odalarımızla beraber Tekirdağ'ın kalkınması, Tekirdağ'ın büyümesi, Tekirdağ'ın ihracatta Türkiye Ligi'nde ilk 5'e, ilk 6'ya gelebilmesi, üretimde ilk 5'e gelebilmesiyle ilgili yaptığımız çalışmalardan bir tanesi. Geçen gün Sayın Valimizin ve Meclis Başkanımızın da katılımıyla yine Çerkezköy ev sahipliği yaptı, bir fuar düzenlemiştik. Bu anlamda Çerkezköy ve Tekirdağ'ımız hem Trakya'da hem de Türkiye'de bu tip çalışmalarda öncü il ve öncü ilçe olmaya devam ediyor. Konuşmalarını yapmak üzere Tekirdağ Valisi Sayın Aziz Yıldırım'ın kürsüye teşriflerini arz ederim. Aslında hazırlanmış bir metin var. Ama bugün bu metinden konuşmak yerine gönlümden geçeni konuşmayı arz ederim. İstihdam ne demektir biliyor musunuz? Siz sanayiciler olarak en güzel şekilde bir takım fabrikalar kuruyorsunuz, yatırımlar yapıyorsunuz. Ama sadece para kazanmıyorsunuz biliyor musunuz? Sadece ekonomiye katkı, istatistik tablolarında görünen rakamlardan ibaret bir iş yapmıyorsunuz. Sizler ne yapıyorsunuz? İsterseniz gözlerinizi kapatın. Ama bir düşünün, bir aile sabahtan kalkmışlar, sıcacık yuvaları, kahvaltıya oturuyorlar. Bütün gün herkes işte, çocuklar okulda, akşam toplanılıyor. İnşallah o sıcak yuvada yine aynı şekilde işte bir akşam yemeği hep birlikte yeniliyor. Ertesi gün yine öyle, yine öyle. Ama bu insanlar şundan eminler. Yarın ben yine işime gideceğim. Hatta çocuklar büyür. Başka bir sevinç doğar. Denilir ki bizim oğlumuz, kızımız neyse falanca yerde işe başlayacak. İşte bir istihdam daha. Ya da iki istihdam daha. Böylece insanlar çok daha mutlu olurlar.
mutlu aileler oluşur. İşte bizim sanayicimiz para kazanmaktan, ekonomiyi yüceltmekten, yükseltmekten, ihracat yapmaktan daha fazla bu toplumun temel taşı olan aileye dokunuyor. Asıl önemli olan bu. Ben bunu çok önemsiyorum. Mutlu aile bireyleri ve dolayısıyla mutlu aileler oluşturuyorsunuz. Sanayicilerimizin asıl alkışlanması gereken yönü budur. Tabii ki yarınlara yetiştirdiğimiz, yarınlara bırakacak olduğumuz çocuklarımızın da bu mutlu aileler içerisinde yetişen çocuklar, yetişen nesiller olduğunu da lütfen unutmayın. Biz yarınlarımızı onlara bırakacağız. Nasıl bir yarın bırakmak istiyorsak bugünden böyle davranmalıyız. Hepinize saygılar sunuyorum. 2018 yılında en çok çalışanı olan birinci firma ödülünü almak üzere BSH Ev Aletleri İnsan Kaynakları Direktörü Sayın Osman Faruk Kupuyu sahneye davet ederim. İkinci firma ödülünü almak üzere Şık Makas Giyim İnsan Kaynakları Direktörü Sayın Nafişen'i sahneye davet ediyorum. Ödülünü vermek üzere direktörümüz Sayın Mümin Şahin'i sahneye davet ediyorum. İstihdamını en çok arttıran birinci firma ödülünü almak üzere Arçelik AŞ'den elektronik işletmesi ürün direktörü Veli Ağ sahneye davet ediyorum. Ödülünü vermek üzere Çerkezköy Kaymakamımız Sayın Atilla Selami Abban'ı davet ediyorum. Çalıştıran ilk üç firma.